İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Daha doğrusu iyi günler demek daha doğru olur. Çünkü bu programın çekildiği saat 15. Yayınlanacağı saatte 20 olacak bir aksilik olmazsa. İz bırakanlarda iki tane çok değerli konuğum var. Ankara Gücü tarihinin son dönemine tanıklık etmiş, 81 kupa şampiyonluğunu ve ardından Süper Lig'e çıkmaya tanık olmuş, ardından son şampiyonluk olan 2017 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonluğuna da tanıklık etmiş iki değerli konuğum, iki değerli dostum, iki değerli kardeşim. Solumda Musa Ciminli, sağımda Can Dağ, Ankara Gücü'nün emekçileri. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam Ankara Spor'unda iz bırakan, görünmeyen kahraman olarak nitelenen iki değerli insanla beraber olacağız. Sizlere hem 80 şampiyonluğuna ilişkin hatıralarını anlatacaklar. Bu arada yaşadıklarına ilişkin birçok şeye tanık olacaksınız. Ve son şampiyonluk nasıl oldu? Bunun hikayesini de Can ve Musa'dan dinleyeceğiz. Önce kıdem sırasından başlayalım. Can herhalde 3 ay daha kıdem değil mi Musa? Evet. En eski benim. Evet sen şu anda Ankara Gücü'ndeki en eski. En eski Ankara Gücü'nde en eski ben. Benden yani sonra Ankara Musa. Ankara Gücü kulübün içinde senden daha yok, eski yok. Benden eski yok. İyi, en eski çok benim. Çok güzel. O zaman sen bir tarihsin. Evet. Benim Hürriyet'in Ankara'sında olduğum gibi 78 yılından beri. 78 yılından 78'den beri buradayım. Süper. Peki Can, o zaman senle şundan başlayalım. 81 kupa şampiyonluğunu yaşayan insanlardan, daha doğrusu şu anda elimizde kalan iki insandan birisin. O dönemde ne yaşanmıştı? İmkansızlıklar içinde yaşanan, her şeyin bitti olarak düşünüldüğü bir dönemde yaşanan mucizevi bir kupa şampiyonluğuydu. Evet. Ardından devlet başkanı Kenan Evren'in talimatıyla yönetmelikler değişti ve Ankara Gücü kimilerine göre torpilli, kimilerine göre sonuna kadar hak ederek birincilik, o zamanki adı birincilikti, şimdiki adı Süper Lig olan konuma gelmişti. Ve 30 yıl sürdü oradaki varlığı. Evet. Şimdi kupa hiç aklımızda yoktu. Biz ligde hedefimiz şampiyonluktu o sene. Evet. Kupa hiç aklımızda yoktu. Bir Düzce maçıyla başladık zaten. Hatta 2-0 yendik ama iki tane kırmızı kart gördük. Evet. Hatta yöneticilerimiz dedi ki sanki bize kupayı alacaksınız da bir şey olacak. O oyundan iki tane adam atılıyor hesabı yaptılar. Ama kısmetmiş kupayı alıp lige çıktık. Ligde ikinci olduk. Ligde şey yapamadık. Başarılı olduk ama Sakaryaspor birinci oldu. Sene. Biz ikinci olduk. Öyle şey yaptık. Hani peki kupa hikayesini hatırlıyor musun? İlk kupa maçı Düzce ile başladık. Düzce Spor sonra Muhafız Gücü'nü 1-0 son dakikalarda attık. Son dakikalarda attık. Yani amatör takımdı, son dakikalarda attık. Sonra Altay çıktı. 2-1 burada. Evet. Cebeci'de evet. 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 Altay'ı yendik. Sonra Ordu Spor çıktı. Ordu evet. Spor'u eledik. Sonra Beşiktaş çıktı. İstanbul'da 2-0 yenildik. Ankara'da uzatmalarda 3-0 yendik. Uzatmaya gitmişti maç. Hiç kimse yine şey yapmıyordu. Evet. Ama futbolcu arkadaşlarımız inanmışlardı. Yani inanmış yani dediğiniz kişi de herhalde 15-16 kişi falan da öyle. 14 kişi. 15. adam yoktu. 14 kişi. 14. Oynayan 11 zaten. Kenardakiler de oyuna girmiyordu zaten. Evet. 2-3 kişi. Yedek hani Galeci Osman abi vardı. Sertaç vardı. Binde oynarsa. Onlar vardı. Hasan Zımba vardı. Zaman zaman oynuyordu. Zaman zaman yedekti. İşte Levent vardı. Levent vardı. Evet. Onlar vardı ama oyuna girmiyorlardı. Burada Beşiktaş takımı ısınmaya, koridora çıkamadı. Öyle bir inanmışlardı. Futbolcular yani biz burada sizi yeneceğiz şey yaparken. Ama tabii bu arada İstanbul'da olan yaşananlar vardı. İstanbul'da tabii Galeci Rasim Gale'den çıktı bizim sakatlanan oyuncumuzu yerde sürükledi vakit geçmesin diye. Yerlerde su taç attı evet İrfan'ın yerde İhsan abinin kaburgası kırıldı iki tane çatlak kırılmadı da çatlak. Onlar o ama futbolcu arkadaşlarımız biz dedi burada Ankara'da onları yeneceğiz dedi. 3 tane kafa golüyle yendik 3-0. Evet, sonra geldi Fenerbahçe. Sonra Fenerbahçe İstanbul'da 1-0 yendik Mehmet abinin golüyle Urubeş Mehmet'in. Evet. Ankara'da 1-1 kaldık. Hatta Ankara'da bir Fenerbahçe bir gol daha atıyordu. Giren topa Selçuk dokundu ofsayt oldu. Öyle tur atladık. Giriyordu. Yani giren topa dokundu ofsayt oldu. Ofsayttaydı kendi. Sonra finalde Bolu Spor'la oynadık. Bolu Spor'u da Ankara'da 2-1 yendik. Orada 0-0 berabere kaldık. Ama daha o zamana kadar lige alındığımız şeye Trabzon maçına kadar lige alındığımız açıklanmamıştı. Doğru. Lige alındığımız. Hatta Trabzonlular dedi ki Ankara Gücü'nün lige alınıp alınmadığı açıklansın. Şaibe altında kalacağız dediler.
Yani Devlet Başkanlığı Devlet Başkanlığı kupasından önce. Evet, Devlet Başkanlığı kupası maçından önce. Trabzon maçı deyince diyecekler ki ya Trabzon'la da mı oynadınız kupada? Evet. Hayır. Devlet Başkanlığı kupası bir kere oynandı zaten. Onu da biz aldık. Evet. Kimsenin şeyi yoktur. Kenan Evren'in elinden. Neyse, maçtan önce açıklandılar. Hatta pankartı da hiç unutmam. Bizi takdir ettiniz, minnettarız diye bir pankartla çıkmıştık. Ankara Gücü olarak. Lige o zaman çıktı alındı. Trabzonspor'da Nazmi'nin golüyle 1-0 yendik ve Devlet Başkanlığı kupasını aldık. Şimdi o 30 sene önce yaşanan, şu anda 40 sene olan bir olaydan bahsediyoruz. Evet. Pardon, 36 sene 36. önce olan bir olaydan bahsediyoruz. Aradan 36 yıl geçti. Yeniden bir şampiyonluk yaşadınız. Bu sefer 2. ligden 1. TFF 1. lige çıkış şampiyonluğu. Bu süreçte neler kaldı aklında Can? Ya bu süreçte şimdi bizim tam mesela Gümüşhane maçını oynadıktan sonra biz bu iş artık kötüye gidiyor. Yenildik onlara puan olarak. Ondan sonra bir de Tokatspor'la berabere kaldık burada Ankara'da. Evet, adamlar yendiler seyircisiz. O ara ikili avarajda kötüsün. Bir de 6 puan geridesin, 7 puan açık. Biz dedik artık bundan sonra playoff. Hani umudumuz iyice tükenmişti. Evet. Yani kendi şey yaparak. Ama ondan sonraki süreçte Gümüşhane'nin 6 maçta 4'ünü kaybedeceği kimsenin aklına gelmezdi. 4'ünü kazanınca birden biz gene şeye girdik, havaya girdik. Ve bir de 2 tane maçı 90'da çevirince bu iş artık bize döndü dedik biz. Evet. Trabzon maçını 93. dakikada attığımız golle kazandık. Burada Tuzla maçını 90+2'de attığımız golle kazanınca biz dedik bu iş artık götüreceğiz. İnanmaya başladık ondan sonra. Evet, ondan sonra. Ondan sonra zaten kendi süreçte hani ileriki zamanda bizim şey oldu. Hani şampiyonluğu kazandık. Evet. Musa'ya dönelim. Musa, sen şimdi bu son Hatay maçının son 15 dakikasında oynuyor musun, oynamıyor musun? O konuda bir açıklık var mı? Hocayla konuştun mu? Ne yapıyorsun? Maç sonrası demecinde öyle bir talebim vardı. İsmet Hoca bugün basın toplantısında dedi ki Musa da oynayacak, ben de oynayacağım ama dedi buradaki sahada oynayacağız dedi. Maçta dedi öyle bir şey olmayacak dedi. Bu konuya ilişkin yorumunu alayım, ondan sonra senden de 80'in ve 81'in ve son şampiyonluğun hikayesini dinleyeceğim. Vallahi biz çalışıyoruz. Elimizden geldiğini yapacağız. Hoca oynatır veya oynatmaz. Forma verir vermez. Vermez, kendi onun takdiri. Şey. Ben kendi form grafiğime bakacağım. Oynayabilirsem hocanın oynadığı, verdiği anda görevi en iyi şekilde tepsil edeceğim. Form grafiğin sence ne durumda? Şu anda tavana vurmuş yani. İnşallah. Tamam. 15-20 dakika rahat çıkarım. Evet. Ondan sonra hocanın takdirine bağlı. Peki. O zaman bu işi İsmet Hoca'ya bırakalım ve tabii takdir hocanın. 81 yılının hikayesini dinleyelim. Sen o dönemde yeni mi başlamıştın Ankara Gücü'ne yoksa bir süre olmuş muydu? Bir süre olmuştu tabii. Evet. Çalışıyordum, devamlı gidiyordum. Hı hı. İlk başladığım zaman. Bu arada Ahmet amcayı rahmetle analım. Allah rahmet eylesin. Nurlar için bana sebep buldu. Şöyle anlatayım size sevgili izleyiciler. Gırgır Ahmet Can'ın ve Musa'nın ustası, hocası. Bu ikiliyi yetiştiren insan ve Ankara Gücü tarihine geçmiş. Ankara Gücü'nde futbol oynamış. Daha sonrasında ömrünün tamamına yakınına, hatta tamamını diyebiliriz, doğru. Ankara Gücü'ne vakfetmiş bir malzemeci. Ankara Gücü'nün her şeyine kendine aitmiş gibi sahip çıkan, Ankara Gücü kulübünde yaşayan ama asla Ankara Gücü'nün maçlarına gitmeyen ve Ankara Gücü'nün maçlarını çevresindekilerden dinleyip bunun üzerinden son derece sağlıklı ve doğru yorumlar yapan bir büyüğümüz. Rahmetli oldu şimdi. 90 küsur yaşındaydı. 90 küsur, evet. 90 küsur yaşındaydı. Böyle bir insan. Ahmet amcanın iki çırağı diyelim. Sonra kalfa, sonra usta oldular. Evet. Ahmet amcayı rahmetle andıktan sonra senden 81 yılın hikayesini dinleyelim. Ahmet amca bizi göreve başladığım zaman çaycılık da yapıyordu. Ahmet amca rahmetli beni malzemeye şey yaptı, uygun gördü. Aldı. Kanı kanı rahmet etsin. Topçunun kişilerin nasıl davranacağını, nasıl edileceğini tek tek öğrendi. İyi oynayan oğlum dedi. Ona göre bak, her şeyi yaptığını, sen düzgün insanlara benziyorsun. Yaptın da bunu. 80'de biz futbola başladık. İlk maçımıza çıktığımızda zaten bu işi de seviyorum. Futbolu da seviyorum. Topçularla abi kardeş gibi mücadele ederek her maçta türkü şarkı söyleyerek muhabbette ve çoğunu güldürerek yani bir deplasmana giderken 3 saat 4 saat anılarla konserlerle gidiyordum. Topçular baba yerine koymuştular, seviyorlardı. Böyle bir adam olmaz. Mucipliğimle, kişiliğimle, şarkımla, türkümle şovumu yaparım, işimi de yaparım diyorsun bu arada. Tam bir kardeş, bir aile yaptık.
Hala da bugünlere geldik yani. Güzel. Ahmet amcanın bazı oyunculara ceza verme yöntemi vardı Can. Ben hatırlıyorum da evet. Sizin ağzınızdan dinlemek bunu şimdi, daha şey. İyi oynamayan oyunculara özellikle şimdi. O hafta eskiden malzeme sıkıntısı vardı zaten. Biz çorapları mesela yırtık çorabı iğneyle dikerdik, yeniden kullanırdık. Şimdiki evet. gibi şeyimiz yoktu. Kullanat şimdi, diye bir yöntem yoktu. Ahmet Baba, Allah rahmet eylesin, şey yapardı. Herkesten dinlerdi. Kimin iyi oynamış, kimin iyi oynamadığını bizden iyi bilirdi. Ondan sonra hafta başı maça geldiğimizde oynayan adama sağlam çorabı verirdi, oynamayan adama yırtık çorapları verirdi. Ceza yırtık çorap. Ne yaptın da çorap istiyorsun yeni diye, yırtık çorapları verirdi. İyi oyna. İyi oyna, çorabı sen de giydirdi. Güzel, güzel. Evet, Musa, Can'la bu arayı verdikten sonra, sana nefes aldırdıktan sonra 80 şampiyonluğunun senin aklında kalan kısımdan başlayalım, bugünlere geleceğiz. Senin o yıllardan aklında kalan en önemli şey neydi? Yani takımın ruhu, arkadaşlık, dayanışma, bir şeyleri isteyip paylaşma ve sonuna kadar mücadele etme herhalde Türkiye'deki birçok takımdan çok daha üst düzeydeydi. Yani oyuncu kapasitesi belki çok üst düzeyde değildi ama nitelikte iyi oyunculara sahipti Ankara Gücü. Ve o kupa şampiyonluğu da zaten o insanların hırslanıp motive olmasıyla gerçekleşmişti. Ben bir gazeteci olarak bu kadarına tanıklık ettim. Sen içerideki bir insan olarak onun ötesinde birçok şeye tanıklık etmişindir. Ya Meriç abi ne diyeyim, o kadar bir güzel topluluk vardı ki yani 17-18 kişi, 14 kişi ısınmaya çıkarken, birbirlerine konuşurken, toplarda, idmanlarda mükemmel bir atmosfer vardı yani. O zamanlar internet yok, bir şey yok. Baba gel şunu at, şuraya koş. Koşuyorum, hadi aslanım, hadi koçum. Hepsi bir ayrı yetenek, hepsi de bir ayrı bir meziyetti. İnanmışlardı bu formanın hakkına, Ankara Gücü'nü bir yere getirelim diye. Sabırla şey yaptı, kopa oldu mu sana bunu alacağım, şey yapacağım. Oğlum sizler daha iyi yere geleceksiniz. Biz de öyle kazıyorduk. Hakikaten otobüs olsun, uçak olsun, oteller olsun. Girdik mi abi kardeş gibi. Ver coşkuyu. Diyorduk, abi baba gel. Baba şunu anlat, baba bunu anlat. Sahada çıkıyordu, hadi baba dua et. Dua ediyorduk, Allah gülerek eğlenerek geliyorduk. Abi. Peki o takımdan bu takıma geldik. Şimdi o takımla bu takımın benzerliği ya da farklılıkları ne? Yani o takım Türkiye'de birçok insanın hayal bile edemeyeceği bir şeyi gerçekleştirdi. Ve dediğim gibi bir yönetmenlik değişikliğiyle, kimine göre torpil, kimine göre hakkıyla, ki ben B şıkkına inananlardanım, Süper Lig'e çıktı. Bunun ötesinde bu takım ikinci ligden birinci lige çıktı. Arada yaşananlar çok acıydı tabii, onları da konuşacağız ama o takımla bu takımın benzerlikleri ya da farklılıkları ne Musa? Mesela bu takım çıktığı zaman yani birbirine güvenmiş, şey yapmış, itibat etmişler. Oynadıkları oyunlar. Şimdiki bu takımda tamamen dışarıdan kurulu bir takım. İnandılar. Bazen kaybettiler, bazen şey yaptılar. Tekrar ümitlendik. Tekrar biz Gümüşhane bizim hedefimize düştü. Son maçlarda kötü oynasak da puan alıyorduk. Puan evet. alınca biz son dakika golleriyle Gümüşhane'nin de mağlup olmasıyla biz tekrar bir havaya girdik. Evet. Bu havayla da Allah yüzümüze güldü. Ankara Gücü'nü belli bir son noktaya koyduk. Gümüşhane öyle gidince 4 puan farkla Kayseri'de aslanlar gibi mücadele edip Ankara'yı gururlandırıp Ankara'ya mutlu bir şekilde, şampiyon bir şekilde dönmesi yaşanacak en büyük duygu. Evet. Peki Can, şimdi burada 2008-2009 yılında başlayan bir süreç vardı. Bir yönetim değişikliği oldu. Birleşme olayı, sonra ayrışma olayı, birçok şey yaşandı, bitti. Ondan sonrasında son derece trajik olaylar yaşandı. Yani işin içinde ıslak formalar var, işin içinde menemenler var, hacizler var. Sahada antrenman yaparken gelen haciz memurlarından kendi kişisel eşyalarını kurtarmak için kaçan futbolcular oldu. Bu hikayelere ilişkin senden bir şey isterim. Mesela o haciz olaylarında yaşananlardan aklına gelenleri bir anlat. Sonra menemen ve ıslak forma olayını. Şimdi haciz, bir gün idmandayız. Dediler ki haciz memurları gelmiş. Bu kaç yılında oluyor? Yani 2012. Yaklaşık 2012. 2012. Yani takımın buraya geldiğinde, yani şeyden bir ayrılmadan sonra buraya geldiğinde. Ha, bir gitti saraya. Saraydan sonra köye döndü. Köye geri geldiklerinde evet. oldu.
Tam idmandayız. Aziz memurları geldi diye bir haber geldi. Bir baktım topçular, futbolcu arkadaşların hepsi koşuşturuyor, tesislere gidiyor, odalarına. Ne oldu? Kendi şahsi eşyalarını kurtarmak için herkes odalarına gidiyor. Şimdi faturalı mal faturasını gösteremeyince aciz diyor. Onların kendi mallarını da aciz ediyorlar. Tabii kendi faturasını nereden bulacak? Faturayı gösteremeyince adam o da aciz diye gidiyor diye. Herkes malını kurtarma derdine düştü. İdmanı kimse şey yapmadı. Öyle bir bu olay. Bu aciz işte. Memurlara olayı bu. Peki tabii. Menemen olayı sana da daha sonra yiyecek yemek bulamıyorduk. İstatformayı yani soracağım. Yiyecek yemek bulamıyorduk. Öyle yumurta maça menemen. Çıkacak su bile yoktu. Sorun şimdi, oluyor. Su yok, bir şey yok. Forma diyorum işte malzemeleri ben saklıyordum. Aciz geldiği zaman. Başka bir el koymasınlar bir yerim var diye. El koymasınlar diye maça çıkacak formaları. Kendi bir zulam vardı oraya saklıyordum. Vay anasına be. O durumları yaşadık ya. Formaları yani saklıyordum. O odayı kimse bilmiyordu. Oraya atıyordum ben formaları. Peki Musa, şu Sivas'taki ıslak forma hikayesi. O ıslak formanın bir tanesi bana sağ olsun Hakan Kutlu sonra bütün futbolculara imzalatıp getirdi. Aydın Tosçalı'nın forması, 5 numaralı forması, lacivert forması imzalı olarak, acı bir hatıra olarak bende duruyor. Nedir o ıslak? Ben anlatayım mı Meriç? Sen anlat. Şimdi biz maça gittik. Ben iki tane forma getirdim. Bir lacivert, bir sarı ama ikincileri yok. Devrede değiştirirsem sarıyı veririm. Ya sarıyı giyip ikinci de laciverti vereceğim. O gün de şansa Sivas Spor'un şoförü kazada rahmetli olmuş. Adam dedi ki ben siyah forma giyeceğim. Hani yönetimden öyle şey geldi. Şimdi benimki de lacivert siyaha yakındı o zamanlar. Evet. Şimdi ya etme filan konuştuk ikna edemedik. Şimdi devrede de mecbur sarıyı giydim ben ilk yarı. Karlı bir havada. Sarının yedeği yok. Sarının yedeği yok. Şimdi ikinci yarı laciverti giysem siyahla karışacak. Mecbur şimdi millet aldım forma devroldu. Alıyorum kaloriferin üstüne sürüyorum kurutuyorum geri giydireyim. Millet anlamadı yani. Yok dedim ikincisi yok. Vay anasını. Islak yani lacivert değilse ikinciyi bu. Değiştireceğim. Lacivert de çıkacağım ikinci yer. Kurutma onun için kurutmaya kaloriferle yanıyor. Kar yağdı bir de o gün. Şimdi şey yani adam bir şey olmasa ben kırmızı giyim. Şoför oldu deyince şimdi adamın da üstüne de gidemedik. Doğru. Şoförümüz oldu da trafik kazasında. Siyah giyeceğiz deyince renkler de birbirini hakem kabul etmedi. Mecbur öyle bir ıslak forma. Ama gerçekten de ikincileri yoktu takımlar. Değiştirirsen ayrı renk forma giymek zorundasın. Yani normalde şimdi hep... Peki depoda var mıydı? Yoktu. Bende yoktu. Sonradan bana dediler ki mağazada vardı. Hatta lottocu bana öyle dedi. Lotto firmasının sahibi. Ben dedim orada vardı da ben gittim sordum. Bana yok dediler. Ben ne yapayım dedim. Ben gidip adamdan zorla formamı isteyeyim. Yok dedi bana. Stordakiler yok dedi bana. Öyle deyince ben de mecburi bir onu götürmek zorunda kaldım. Anladım. Peki bu süreç içinde çok sıkıntılı günler yaşadınız ama çok keyifli günler, çok güzel anlar, sizde iz bırakan bir takım anılar da mutlaka yaşamışsınızdır. Yani bu her şeyin kötü olduğu anlamına gelmez. Onlardan böyle aklınıza ilk gelen, ya şu da şöyle olmuştu, hakikaten ne güzel bak, aklımızın bir yerinde kalmış, şöyle olmuştu, böyle olmuştu dediğiniz bir takım olaylar var mı? Meriç abi muhakkak ki vardı benim. Zor bir soru mu oldu? Zor değil benim. Hepsi bir olaydır. Hepsi bir sevinç. Senin zaten her şeyin olay Musa. Yani onu bilen herkes biliyor. Şey yapamıyorum yani. Benim oldu bir yer. Hakikaten mağlup olmasak, puan alsak, güzel oynasak Musa'cığım milli faktörü vardı. Sağ olsun. Etken faktör olarak, X faktör olarak devreye giriyorsun. Hepsi beni çok seviyorlardı. Camiyi biraz şenlendirirdik. Gururla, güçlüyle, mutluluk bir şekilde geliyorduk abi. Peki bu süre içinde kaç hocayla çalıştın? Hatırlıyor musun Musa? Abi onu şimdi hatırlıyorum. Yani şöyle yaklaşık ben Can'a döneyim. Sen orada kafanda bir hesap yap. Can'la benimle beraber abi. Hayır belki Can'ın hafızası daha kuvvetlidir. Ben şu kadar hocayla bu kadar hocayla falan diyebilir. İşte Can bilir. Yani 40 olmuştur yani. Senelik hani 30 senede, 36 senede 40 hocam. Çünkü biz bazı sene 5 sene değiştiriyorduk abi. Ha doğru beşer beşer gidiyor. Bazı sene de 5 değiştiriyor. Peki kaç başkanla çalıştın Can? Şimdi valla başkan oldu. Şimdi Sabri Başkan'dan başladım. Sabri Vermutlu'dan. Başkan. Ondan sonra Güngör Türkez'i Güngör vardı. Var. O, şimdi Taner Demir vardı. Demir vardı. Şey Nurettin Çarmıklı vardı. O dershaneciler vardı. Nevzat Karataş, Osman Kozluk vardı. Cemal Başkan vardı. Evet. Ondan sonra bir senede 3 başkan değiştirmeye başladık. Onlar da biraz oldu. Ama şey Ahmet Gökçek başkan oldu. Ondan sonraki süreçte üçer gitmeye başladık. Ondan sonra Mehmet Başkan geldi. Son 3 senedir mi? 4 senedir Mehmet Başkan. Hatta onun geldiğinde de
İlk adam nereye geldim diye korkacağım diye biz de korktuk. Konya maçıyla denk geldi. İlk başkan oldu. Konya maçı burada altı maç ceza aldık. Seyircinin sahaya inip geri çıktı. Adam nereye geldim diye korkacağım. Allah'tan şeymiş de bırakıp gitmedi bizi. Ya o maçta ben sahadaydım. İlk başkan mıydı? Geldi nereye geldim diye koşacak diye korktuk biz. Yandık Allah. O da anlamadı ki ne oldu. Ne olduğunu anlamadı. Sağa girdi yürüne. Yani ilk maçı dedik adam gelmeden kaçırttık adamı dedim kendi kendime. O başkan olduktan sonraki ilk maçıydı değil mi Mehmet Yener'in? İlk maçıydı. Ne tecrübe ya. Adam, yani adam Ankara Gücü'ne başkan oluyor. Bütün seyirci sahaya iniyor, geri çıkıyor. Bir de kimseye vurmadan çıkıyorlar. Olay yok. Çok nazik çocuklar bizimkiler de ondan. Konya seyircisinin oraya kadar gittiler, geri döndüler. Evet doğru. Sağda hiçbir oyuncuya dokunulmadı. Sağdan gitti, kimseye de dokunmadı. Hakeme dokunulmadı, gazetecilere dokunulmadı. Hiç kimseye dokunulmadı. Girdiler ve çıktılar. Altı maç ceza. Aslında bunun için sadece 3 ya da 4 maç ceza verilebilirmiş. Altı maç çok altı ağır maç olmuş. Altı maç işte. Hiç, hani darp yok yani. Kimseye darp yok. Doğru. Bir saha gezintisi oldu. Saha geri gelmiş. Maçta yarım kaldı hatta. 3-0 yenildik. Evet. Öyle bitti. Peki. Can'a sonra soracağım. Ona madem bu işte zaman kazandırdı. Ödül olarak zaman tanıyorum. Sana soracağım. Bu süre içinde çalıştığın hocaların içinde en çok sevdiğin hangisi? Meriç abi bu da zor bir soru değil mi? Çok bütün zor. Zor soruları sana hazırlıyorum Musa. Şimdi ben sevdiğim çalıştığım... 1-2-3-4 diye yani bir kategori ya. Yabancı yani. Benim kötü deme şansım yok ama... Ha kötü demiyorum. Yani en muhabbetinin olduğu, abi. En iyi olduğun hocağı, senin hayatında en çok iz bırakan hoca kim diye Samet soruyorum. Aybaba. Samet Aybaba bir zirvede. Evet abi. Başka? Ondan sonra... Fatih Hoca. Fatih Hocam. Hakan Hoca. Hakan Hoca. Hakan Kutlu. Evet. İsmet Hocam zaten İsmet şimdi Hocam, başımızda. Dört. Topçunundan bir tane daha hakkım var. Yani 5 yapayım. Aynı soruyu sana da soracağım. Hep yerliler sana mi? Yabancı zaman... da olabilir mi? Yabancı da olabilir. Niye olmaz? Brian Birch. Ya, benim hiç anlaşamadım. Cano senin kim? Benim birinci Samet Hoca. Birinci Zirvede Samet Hoca. Sonra biri gelir. Adamlık yönünden şey yönünden. Biri gel. Biri gel bana göre. Çok güzel. Hayır yani ben yani tanımadığım şey için. Yok. Ben onu mini Alman milli takımı sol bek olarak evet. tanıyorum. Yani burada yabancı çok muhabbetimiz şey. Olmadı. Evet. Biri Hakan gel. Hakan Hoca. Hakan Hoca. Hakan Kutlu. Evet ondan sonra. Ersun Hoca. Ersun Hoca. Ersun bak. Hoca. Sıra. Beşinci kim senin? Beşinci listende. De. Şimdi şöyle İsmet Hoca. İsmet Hoca. Şimdi şampiyon olduk şey yapmıyor. İsmet Hoca evet. zaten. 40 sene oyun... buradayız bir şampiyon. Bütün kupaları gördüm şampiyonluğu İsmet Hoca ile gördük. Doğru söylüyorsun. Hiç şampiyonluk görmedik. Hepsini doğru. yaşadık. Biz kupayı alıp çıktık yani. Ben 40 senedir buradayım. Türkiye Kupası'nı alıp çıktık. Lig sen 78'de başladın 78, değil mi? Çünkü Ankara Gücü 76-77'de çıktı. 76-77'de çıktı. Geri düştü ertesi sene. Evet. Ondan sonra düştüğü ben işe sene. Başladım. Düştü. Biz düştüğü sene. 6-7 ay sonra işe başladım. Doğru. Sen kupa İkinci şampiyonluğu başladım. Gördün. Evet. Bir tane kupa şampiyonluğu gördün. Bir final de şimdiki gördüm. Lig. Ha evet İzmir'deki final var. Sabot için ayağının döndüğü maç. 3 kupa finali oynadım. Birini aldım. Evet. Çünkü çıktık ertesi sene gene kupa finali oynadık biz. Doğru, Galatasaray'a yenildik. Doğru Galatasaray'a kaybedildi. Galatasaray'a 3-0 yenildik orada. Burada 2-1 yendik ama 2-1 yendik ama olmadı. Ondan sonra bir de 91'de kupa finali yaşadık. O sene başbakanlığı aldık. Evet başbakanlığı zamanı, kupası başbakanlığı Samet zamanında. Aldık. Yani hep bütün kupaların zevkini yaşadık. Şimdi şampiyonluk kupası olunca o da tamamlandı. Evet. Dolayısıyla yani ciddi bir şey oldu. Düşme, kariyer oldu sizde. Düşme hüznünü de yaşadık. Evet. Peş peşe. Bu kulüpte birçok sıkıntının yaşandı. Evet. Sıkıntıların ardından bugünler şimdi bize mutlu geliyor tabii. Tabii. Çok sıkıntılar çektik. Yiyecek yemeğimiz yoktu. Evet yani Ankara Gücü Kulübü. Ben yıllar sonra geldim bir kere burada. Ağaçlar çok büyümüş, çok güzel olmuş. Yani biz buraya 99 yılında geldik zaten. İlk buraya geldiğimizi de hatırlıyorum. İlk Faroe Adaları'na gittik. Evet, Kupa galiplerine gittik. Faroe Adaları'na gittik. Buraya geldik. Hatta çimler daha yeni ekilmişti. 1999'un son aylarıydı. Eylül-Ekim aylarıydı. Eylül'ü ya. Bu ağaçlar hep yeni. Zaman akıp gidiyor su gibi. Dün gibi ama zaman geçiyor Meriç abi. Evet. Görmediğimiz bir şampiyonluk vardı. Onu da tattık kardeşim. Yani her şey geçiyor. Allah nice şampiyonluklara. Çok güzel bir şey. Allah bundan sonra inşallah şuradan da kurtarım. Ankara Gücü'ne burada. Bu camiaya yakışmıyor abi. Meriç abi çalışıyorum. Çalıştığım yine şampiyonluk hakikaten o kadar şeyleri tattık da. Yani. Şimdi sokaklara, caddelere bakıyorum. Ankara Gücü'nümüze başarı, Ankara Gücü'ne şampiyonluk. Ya içim böyle... Yani titriyor ya. 20 yaşında, 19 yaşında. Allah'ım
şükürler olsun başkanımıza. 19 yaşındaki az şeyim yani. Zevkim neyse şimdi gene aynı zevki alıyorum. Belki vücudum kaldırmıyor ama o şekle çalışıyorsun. Senin yaşın kaç oldu canım? 55. 55 maşallah. Senin? Benimki 60. 60. Ooo senle aramızda yani aynı şekilde çalışıyoruz. Yani bir heves de bir şey yani eski şeyin belki vücudumuz kaldırmıyor ama aynı şeyle çalışmaya çalışıyoruz. Sevmek çünkü önemli. Severek tabii. Ne işi yaparsan yap severek yapacağım. Her doğru. Şey. Başarılı öyle olursun. Doğru söylüyorsun. Doğru başarılı söylüyorsun. Olmak için seveceğim bir iş. Peki bu süreç içinde şöyle sen ben Musa ile konuşurken hatıralardan aklını zorladın mı? Şu olmuştu, şu şöyle çok ilginç olmuştu, şunu şöyle yaşamıştık, şöyle falan filan diye aklının bir köşesinde kalan bir şey var mı? Şimdi vardır ama şimdilik aklıma gelmiyor da bir düşüneyim şöyle ama şimdilik aklıma gelmedi. Şimdi mesela benim buradan takımın saraya giderken en büyük şey o bana. Ha evet bak, bana anlatmıştın şimdi. O hikaye güzel şimdi, bir hikaye. Dramatik ama ya, güzel. Kendi açımızdan dramatik ama işte şimdi bize takım Ankara Spor'la birleşince takıma dediler ki hani saray tesislerine götüreceğiz. Hı hı. Malzemeleri hazırlayın ertesi gün alacağız. Biz de Musa abiyle biz Zevk'le hazırladık yani hani şey yapacağız. Yeni bir yere yeni bir heyecan, yeni bir heyecan. Neyse malzemeleri arabaya yükledik. Erk vardı genel müdürümüz Erk Toros. Dedik ki siz gitmeyeceğiniz Musa da gidecek malzemeleri bırakacak o da geri gelecek. Bize gitmeyeceğiniz dedi ya bizim başımızdan soğuk sular döküldü. 40 yıl, 30 yıl hizmet etmişiz. Ve hani kopuyorsunuz. Kopar hani çok duygulu, hani gözlerim doldu, resmen doldu. Ağlamaklı olduk. Zoruma gitti yani. Ondan sonra bir de Musa abi dedi ki ben burada kalacağım. Musa abi şey yapmışlar. Sen tamam kalmışlar. Olabilir yani. O kal, hiç olmazsa ikimizden biri gitti oraya. Ankara'nın siz ne yaptınız peki burada? Biz burada boş tesisler. Hafta sonu maç olursa. Kim kaldınız bu tesiste? Çaycımız Ercan vardı, Hakan evet. Vardı, sağcılar vardı işte, Turan vardı, İsmail filan. 5-6 kişi kaldık. Yiyecek yemek bulamıyorduk. Kimse ilgilenmiyordu. Burası terk edilmiş. Terk edilmiş. Hafta sonu bir maç oluyordu. Soyunma odalarını hazırlıyordum. Altyapının maçı burada oluyordu. Onlara soyunma odalarını hazırlıyordum. Vay anasını be. O gün ama iyi ki burada kalmışsınız. Siz burada kalmasaydınız bu tesiste giderdi bu kulübün elinden abi, ve Ankara Gücü. Şimdi bana Ankara Gücü'nün yeri aslında bana göre Tandoğan ama, şey biz ilk gördüğümüz tabii. İçin sporcuyken de orayı yaşadığımız şimdi, için abi, Tandoğan bana ama. Göre yani ben şimdi şurada konuşuyoruz muhabbet. Saray kiralık gibi bir şey olacak tabii. Ankara Gücü'nün kendi malı değil ki bana göre. Doğru. Ankara şimdi belediye bıraktın mı? Belediye bıraktın mı diyeceksin gene git dedim mi ne yapacaktın? Gidecek. Gene buraya arkana dönecektir. Bakmadan. Aynen öyle. Yani kendi malı değildi. Bu arada yani tamam belki güzel bir yer. Tamam. Çok şey, güzel imkanları bir tesis ama. Ama kendi malın değil ki. Belediye bıraktım mı orası geçmiş olsun. Takım gene hop, yanına dönecekti. Belediye bırakmadan orası başkalarının oldu. Ya şimdi öyle olmuş. Oldu? Öyleymiş. Yani bizim oldu? Duyduğumuz öyle yani. Bilmiyorum. Belli yani. Değil. Öyle bir tesis. Peki şimdi Musa bundan sonrası için takımın gelecek sene hedefleri ne olacak, ne bitecek? Yaşadığınızı yaşadınız. Bundan sonra neler yaşayacağınıza ilişkin bir fikrin, herhangi bir görüşün var mı? Bundan sonra göreceklerimizi gördük. Şimdi PTT Ligi'ne de çıktık. Bundan sonra Ankara'da yerinde oynadığına göre Ankara Gücü'nü Süper Lig'de görmek için başkanımızlar, Ankaralılar kenetlenecek şey yapacaklar. Bu takımı en güzel yeri Süper Lig'e çıkarmaya futbolcu kadrosuyla taraftarıyla çalışacaklar. Benim niyetim en kısa zamanda da Süper Lig görmek. Ankara Gücü buna layıktır da çünkü seyircisiyle, atmosferiyle bundan sonra geldiğimiz Süper Lig görmek. Evet. İş adamları, başkanımız hepsi bir sarılır. Belediye başkanımız hepsi sarılacaklar. Ankara Gücü'nün yeri bu değil. Süper Lig'e çıkaracaklar abi inşallah. Onu da görecek zaten havada karada ölüm yok. Anladım. Peki Cano sen ne diyorsun? Vallahi Ankara Gücü'nün yeri Süper Lig. İnşallah en kısa zamanda oraya geleceğiz. Çünkü bu cami hak ediyor burayı. Süper Lig hak ediyor. Yeri burası değil çünkü. Cami olarak yani. İnşallah en kısa zamanda yani bir sene olmasa iki sezon içinde ben yani layık olduğu yere geleceğine inanıyorum. Süper Lig. İki sene içinde. İki sene en geç. Hani bu sene de inşallah olursa şey olur ama iki sene içinde en geç. Ümit ediyorum yani. Süper Lig'i bekliyorum. İnşallah olacak o da. Çünkü yakışmıyor. Camiaya yakışmıyor. Evet. Peki son söz olarak sizlerden Ankara Gücü tribünlerine, Ankara Gücü'nü sevenlere birer mesaj alayım ve ondan sonra veda edelim seyircilerimize. Taraftarlarımıza ben diyorum ki iyi gününde de kötü gününde de destek olsunlar.
Çünkü iyi günde gene herkes olduğunu... yanında oluyor ama kötü gününde mühim olan yanında olmak. Evet. İyi gününde herkes yanında. Mühim olan kötü gününde sahip çıkmak takımı. Zaten öyle bir slogan da var. Evet. Yani kötü gününde ama slogan oluyor da olmuyor işte. Ya bazıları hani herkes mi kabul et şey yapmayacağım ama kastetmeyeceğim ama bazıları bazı kesimler kabullenemiyor. Kötü de olacak. Her zaman iyi olacak. Tabii şey. Canım hayat her yani, zaman ama sahiplenmek lazım. Bu değil. Takım bizim. Başkası şimdi şey yapacak hali yok. Bu takım bizim. İyi veya kötü sahiplenmemiz lazım. Doğru. Evet. Musa Bey sizden. Şampiyon olduktan sonra da hakikaten stadın her tarafı omuz omuza vermiş. Her tarafı angır işli. Her tarafı coşkuyla bağıran bir taraftarı PTT Ligi'nde de görmek istiyoruz. Hakikaten bu sene zevkle, renkle 90 dakika mücadele etmeden o istifa sesleri şeyse tamamen kaptı. Şimdi birleşmişler. Onlar birleşince biz de gururlanıyoruz. Takım da gururlanıyor. 85-90'dan sonra golü attık mı Ankara coşuyor. Aynı evet. Şey ligde de PTT Ligi'nde de birlik beraberliği sağladığı zaman zaten bu taraftarın gücü belli. Evet. İstediği zaman yani atmosferi çevirecek bir taraftarımız var. Allah razı olsun. Şampiyonumuzda da gayretler büyük. Aynı coşkuyu bu sene daha istiyorum onlardan. En büyük katkı taraftarlarımızın zaten şampiyonluğu. Yani biz 90 dakika bu sene yani takımın iyi destekliyoruz. Alın teri, hocanın çabası, herkesin yönetimin şeyi, hani şeyi herkesin. Sizlerin çabası herkesin. Ama tribünlerin itmesi de. Evet, programımızın sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyorum Can. Ben teşekkür ederim Erçal'ın sağlası. Musa. Allah razı olsun. Teşekkürler Erçal'ın. Görüşürüz. Biz de eskileri yad ettik. Daha nice i̇nşallah. Yıllara hep birlikte inşallah. İnşallah. Güzel şeyleri, i̇nşallah. Güzel günleri yaşayıp i̇nşallah. Göreceğiz inşallah. Güneşli günlere. İnşallah. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz sevgili izleyiciler, Klas Spor TV izleyicileri. İz bırakanlar da Musa ve Can'la Ankara Gücü'nün malzeme emekçileri ile beraberdik. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla hoşçakalınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.